Değerli izleyenler, Afyon Özel Parkhayat Hastanelerinin hazırlayıp sunduğu Sözümüz Sağlığa programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Afyon Özel Parkhayat Hastanesi'nde çalışmakta olan ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mücahit İlhan hocamız. Öncelikle hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Hocam sizi biraz tanıma şansı bulabilir miyiz? Tabii ki 1978 Burdur Ağlasun doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Burdur ve Isparta illerinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. 2001 yılında Çapa Tıp Fakültesini bitirerek mezun oldum. Sonrasında da Süleyman Demirel Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji asistanlığını kazanarak oradaki eğitimime başladım. 2006 yılında da Ortopedi Travmatoloji uzmanı olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde göreve başladım. 2006-2017 yılları arasında yaklaşık 11 yıl bilfiil yoğun çalışan bir uzman hekim olarak ve yöneticilik görevinde bulundum. Son 3 yıldır da Parkhayat Hastanesi'nde yani Kırmızı Hastane'de görev yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Olabildiğince donanımlı bir ortopedi uzmanı karşımda duruyor. Hemen sorularımıza geçmek istiyorum hazırsak hocam. Tabii ki. Hocam öncelikle ortopedi nedir? Ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı denince bizlerin aklına ne gelmelidir, ne gelmektedir? Ortopedi Latince kökenli bir kelimedir. Latinceden türemiştir. Orthos pedos, sağlam çocuk. Travmatoloji ise travmatoloji, travma bilimini ifade eden bir kelimedir. Temel olarak vücuttaki tüm kas ve iskelet sisteminin hastalıklarını sonradan, doğuştan ya da travmaya bağlı oluşan rahatsızlıkları teşhis ve tedavi eden bir uzmanlık dalıdır. Hocam, ortopedi ve travmatoloji uzmanı hangi hastalıklara bakar? Bu hastalıkları kabaca gruplayacak olursak, pediatrik rahatsızlıklar dediğimiz çocuk ortopedisi, bunlar doğuştan kalça çıkıkları, çarpık ayaklar, travmalar, araç dışı trafik kazaları, yüksekten düşmeler, kas ve tendon yaralanmaları, ortopedik onkoloji, tümörler ve eklem ağrıları, artrozlar, kireçlenmeler. Daha çok biz poliklinikte kireçleme hastalarını görmekteyiz. Yani vücuttaki tüm eklemlerde kireçleme rahatsızlığı görülebilir. Ama ve %50 oranda polikliniğe gelen %50 hastada da bu kireçlenme rahatsızlıklarıyla karşılaşıyoruz. Hatta şöyle diyebiliriz. Poliklinikte gördüğümüz 3 hastadan bir tanesi diz hastası ve bunlar da yüksek bir oran ve bunlarda da en çok gördüğümüz diz kireçlemeleri. Hocam hazır diz kireçlenmeleri demişken artroz yani diz kireçlenmesi nedir? Neden diğer eklemlerden çok dizlerde görülüyor? Ya şimdi daha önce söylediğim gibi vücutta birçok eklem var. Fakat yük taşıyan eklemler başlı başına öncelikle diz, kalça ve ayak bileği eklemleri. Bunlardan da diz eklemi vücudumuzdaki en büyük eklem. Travmaya, yüklenmelere en çok maruz kalacak eklem. Ve kıkırdak yüzeyi genişliği diğer eklemlere göre çok çok fazla. Bundan dolayı en sık dizlerde görülüyor. Bu kıkırdakların zamanla özelliğini kaybetmesi, yapısının bozulması, bozulmasıyla birlikte aşınmaya başlıyor. O kıkırdak yapısı kayboluyor ve kemik yapı ortaya çıkıyor. İşte biz bu safhaya konartroz diyoruz, diz kireçlemesi diyoruz. Bu normalde ileri yaş hastalığıdır. Fakat son zamanlarda yaşam koşullarının değişmesi, obezitenin artması, sigara kullanımının artması, evet. Bunlar genç yaşta da görülmesine sebep oluyor. Hocam, yoğun hasta portföyünüz olduğunu biliyoruz. Hastalar polikliniğe genelde hangi şikayetlerle başvuruda bulunuyor? Hastalar genelde ağrı şikayetiyle başvuruyor. Hareketle artan, istirahatle azalan bir ağrıdan bahsediyoruz. Ve şunu söylüyor hastalar. Ben önceden pazara rahat gidip gelebilirdim. Rahat rahat sporumu yapabilirdim ama son zamanlarda evden çıkamaz oldum diye şikayetler olabiliyor. Erkek hastalarda genelde işte ben kahveye gidebilirdim, mutlu bir hayatım vardı, orada arkadaşlarımla muhabbet ederdim.
ama son zamanlarda kahvehaneye dahi gidemiyorum diyor bu insanlar. Hayat akışlarına ciddi bir bozulma söz konusu. Ciddi bir bozulma, hayat konforunda ciddi bir bozulmadan bahsediyoruz. Bu da ne oluyor? Bu insanların içe kapanmasına ve depresyona neden oluyor. Hocam, ve bunun dışında da daha birçok belirtisi var. Bu belirtiler krepitasyon dediğimiz eklemlerden gelen sesler. Bu deformiteler artıyor gonartrozda. Bacakların içe doğru dönmesi varus deformitesi, dışa doğru dönmesi valgus deformitesi. Tabii biz en çok burada şeyi görüyoruz. Varus deformitesi. Yani dizlerin halk arasında skoda bacak dediğimiz. Evet. Hastalara dizlerinizi yan yana getirin diyoruz. Getiremiyorlar. Evet. Neden? Çünkü ileri derecede bir eğilme var ve dizler birbirine yaklaşmıyor. Bu da zaten son safhasına gelmiş oluyor hastalık. Bu durumda da ameliyatlar gerekiyor artık. Peki. Hocam kimler daha çok risk altında? Yani riskli grup var mı? Şu grup daha risklidir. Bu özellikler daha çok risk barındırır dediğiniz bir total bir durum var mı? Risk barındıran gruplar öncelikle romatizmal hastalığı olanlar. Eklemleri tutan romatizmal hastalığı olanlar. Onun dışında obezite bir risk faktörü, bayan olmak, bayan hastalar hormonal faktörlerden dolayı risk faktörü artıyor. Sporların ısınmadan, kaslar hazırlanmadan yapılan spor aktiviteleri, sürekli çömelerek çalışan insanlar bunlar risk altında. Onun dışında obez hastalar ayrıca bağ ve menisküs yaralanmaları açısından da risk grubu teşkil ettiği için bunlar da erken dönemde tedavi edilmezlerse eklemlerde erken dönemde aşınma ve kireçlemeye neden oluyorlar. Evet, maalesef. Aynen. Peki hocam kireçlenme demişken kireçlenme önlenebilen bir rahatsızlık mıdır? Tanıları nasıl koyuyorsunuz? Kireçleme önlenebilen bir rahatsızlık değil. Yani nasıl insan vücudu yaşlandıkça cildi, ne bileyim saçları beyazlıyorsa kıkırdaklar da belli zaman sonra aşınmaya başlıyor. Yani buna da kıkırdakların bir nevi yaşlanması diyoruz biz. Bunu durdurmanın imkanı yok. Bunu nispeten yavaşlatabiliriz ya da etkilenmeyi azaltabiliriz. Bu nasıl olur? Kiloluysak, obezsek ya da obez hastalarına kilo verdirebiliriz. Sigara içen hastaları kısmen yavaş yavaş sigarayı bırakmalarına teşvik edebiliriz, sigarayı bırakmalarını. Egzersizi teşvik edebiliriz. Bunlar nispeten şikayetleri azaltır, belki yavaşlatabilir ama osteoartriti yani gonartrozu, kireçlemeyi durdurma şansımız yok. Peki hocam, tedavisinde neler yapılıyor? Yani ne tür protokoller izliyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Osteoartritinin diz kireçlemesinin tedavisi çok geniş yelpazede. Öncelikle bir hasta bizim polikliniğimize geldiyse, hani benim dizim ağrıyor ne yapabilirim diye bize gelmişse öncelikle ilaç tedavisiyle başlıyoruz. Bu ilaç tedavisi ve istirahatle nispeten rahatlama olabiliyor başlangıç aşamasında. Eğer olmazsa son zamanlarda tercih ettiğimiz glikozaminler ve kollajenler bunlar da tedavide nispeten yardımcı olabiliyorlar. Şikayetlerin azaltılmasında. Eğer bunlarla rahatlatamamışsak, hastalık iyileri safhaya geçmişse fizik tedaviden destek alabiliyoruz. Bu hastalar kaslarının güçlendirilmesiyle fizik tedaviden nispeten fayda görüyorlar. Bu fizik tedavi esnasında eklem içi enjeksiyonları uygulayabiliriz. Nedir bunlar? Dizlerin birbirine sürtmesini engelleyen, hiyaluronik asit içeren kayganlaştırıcı sıvılar. Onun dışında enflamasyonu azaltan, nispeten azaltan, şikayetleri azaltan kortizonlar. Hastanın kendisinden alıp laboratuvar ortamında ayrıştırıp trombositten zengin sıvılarını yine dizlere enjekte edebiliyoruz. Buna da PRP diyoruz. Daha kompleks ve daha maliyetli bir tedavi seçeneği olarak da yani enjeksiyon seçeneği olarak da kök hücreleri örnek gösterebiliriz. Eğer hastalarımız bunlarla da iyileşmedi ve daha da ileri hani başlangıç ve orta aşama değil, orta aşamanın sonlarındaysa
Ayrıca bunlara artroskopi dediğimiz kapalı ameliyatları uygulayabiliyoruz. Bu kapalı ameliyatlarla küçük kameralı aletlerle dizin içerisine girerek ince yine mini insizyonlarla dizin içerisine girerek menisküs yırtıklarını temizliyoruz. Kireçlenmeleri lazer ve radyo frekans dediğimiz yöntemlerle konturlarını düzeltiyoruz kıkırdağın. Nispeten bu ameliyatta faydalı olabiliyor. Eğer hastada kireçlenme çok fazla değil, sadece bir kompartmandaysa ve hastada ciddi derecede deformite varsa, bu deformiteyi düzeltmeye yönelik osteotomi ameliyatları yapabiliyoruz. Hani kemiği kesip, diz altı bölgeden kemiği keserek yük binen kısmı değiştiriyoruz. Yani yükü iç taraftan dış tarafa kaydırıyoruz. Yani bunlar da bir seçenek. Fakat ne yaparsak yapalım, bunlara rağmen sonuç elde edemeyebiliyoruz. Bu da hangi hastalıklarda oluyor? Hangi durumlarda oluyor? Kıkırdak tamamen kayboldu. Artık kemik ortaya tamamen çıkmışsa bu durumda artık hastalığa protez yapmak şart hale geliyor. Hani onlara, onlarda artık protezler altın standart tedavi, hayat konforunu arttırıcı bir tedavi seçeneği olarak önümüze çıkıyor. Yani bozulan hayat akışını tekrar eski haline getirebilecek tedavi protokollerinden bahsetmiş olduk. Peki hocam, hareketle ağrının arttığını söylediniz. Peki egzersiz nasıl yapılmalı? Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Biraz buna bahsedebilir miyiz? Şimdi tabii hareketle ağrı artıyor deyince şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. O zaman egzersiz yapmayalım mı diye bir yanlış anlaşılma olabilir. Biz burada egzersiz yapmamaktan değil, kontrollü egzersizden hastalarımız fayda görüyor. Dünya Sağlık Örgütü de son araştırmalarda günlük yarım saat yürümeyi tavsiye ediyor. Hani bu yürüme dizlere fizyolojik yüklenmedir. Hani dizlere zarar verecek bir yüklenme değil de fizyolojik yüklenmedir. Bunu yapmamız lazım. Eğer bunu hastalarımıza yaptırmazsak bir kısır döngü, ağrı olduğu için hareket etmezler, hareket etmedikleri için ağrılar devam eder. Hani biz bu fizyolojik yüklenmeyi zaten öneriyoruz. Bununla birlikte egzersizle eklem çevresindeki kasları güçlendirerek eklemlere binen yükü azaltıyoruz. Dolayısıyla da eklemlerdeki ağrıları azaltmış oluyoruz. Yani egzersiz yapılmalıdır. Kontrollü bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Peki hocam, az önce kök hücre ve PRP tedavi yöntemlerinden bahsettik. Kök hücre ve PRP aynı şey midir? Hastalığın hangi aşamasında daha çok etkilidir? Şimdi kök hücre ve PRP hususunda halk arasında da ciddi bir bilgi kirliliği mevcut. Bazen hastalarımız polikliniğe geldiklerinde kendilerine kök hücre yapıldığını söylüyorlar. Ama bunun detayına indiğimizde gerçekten kök hücre mi yapılmış diye sorduğumuzda ne oldu, ne yapıldı size diyoruz. Bizim kolumuzdan kan alındı, ayrıştırıldı, tekrar eklemimize enjekte edildi diyorlar. Bu kök hücre değil, bu PRP. Yani biz hekimler olarak da hastalarımızı tam bilgilendirmemiz gerekiyor. Peki kök hücre nedir? Kök hücre karından ve eklem kemik iliğinden alınan mezenkimal hücreler ayrıştırılıyor. Ve burada yenileyici hücreler diz içerisine ya da eklemler, hangi eklemde kullanılacaksa oraya enjekte ediliyor. Gerçek kök hücre budur. Yani hastaları bu konuda yanlış bilgilendirmememiz gerekiyor. Kök hücre daha maliyetli, daha karmaşık bir tedavi ama hastalığın başlangıç ve orta aşamasında daha etkili bir tedavidir. Bu ikisi de hastalığın başlangıç ve orta aşama tedavisidir. İleri derece gonartrozlarda, yani kıkırdak tamamen bitmişse o hastalara yapılan son araştırmalarda artık bu tedavilerin faydasının olmadığı anlaşılmıştır. Peki hocam, biraz protezlerle ilgili soru sormak isterim. Protezlerin belli bir ömrü var mıdır? Sonradan değiştirilebilir mi? Biraz bu konuyla ilgili bilgi aktarabilir miyiz? Evet, bu da önemli bir konu. Protezler ilk üretildiği yıllarda ortalama ömrün 10 sene olacağı öngörülüyordu. Onun için hastalara 65 yaş ya da en azından 60 yaşın altında ameliyat önermiyorduk, önerilmiyordu.
Ama son zamanlarda implant teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak protezlerin ömrü de doğal olarak arttı. Hı hı. Artık 20 yılın üzeri öngörülüyor. Olabildiğince yüksek. Ha, bu da bize ne kazandırıyor? Diğer ameliyat dışı seçeneklerle eğer hastaları şikayetlerini giderememişsek, ağrılarını giderememişsek protezi daha erken yaşlarda ne zaman ihtiyaçsa yani 50-60 yaş arasına da yapabiliyoruz eğer ihtiyaçsa. Gerekliyse. Hocam protezden korkmamalıyız değil mi? Yani ihtiyaçsa, elzemse, son noktaya gelindiyse efektif çözüm sunuyor diyorsunuz. Öyle mi anlamalıyız? Evet, doğru anlamışsınız. Protez uygun şartlarda yapıldıysa, hani tedavi algoritmasına riayet edildiyse, hani ameliyat öncesi bütün tedaviler uygulanmış, hastalar artık diğer tedavi seçeneklerinden fayda görmemiş. Son nokta dediğimiz noktaya gelmişse, artık ağrıdan, uykularından uyanıyorlarsa, hayat konforu bitmişse, sosyal yaşantı bitmiş, evlerine kapanmışlarsa, bunları artık 65 yaşına kadar ya da 70 yaşına kadar beklememizin manası yok. Evet. Daha erken yaşlarda uygun hastalara yapabiliriz, yapılabilir güvenle. Peki hocam. Peki hocam, menisküs nedir? Menisküs yırtıkları kimlerde görülür? Menisküs sadece sporcu hastalığı mıdır? Evet. Evet derken spor hastalığı arasında değil. Şöyle ki menisküsler dizin içerisinde, dizi şöyle gösterirsek kabaca, dizlerin birbirine sürtmesini engelleyen C şeklinde kıkırdaksı yapılar vardır. Üst taraftaki uyluk kemiği ile alt taraftaki baldır kemiğinin birbirine sürtmesini engelleyen, sportif aktivitelerde oradaki yük dağılımını dengeleyen yapılardır menisküsler. Dolayısıyla büyük önem teşkil ederler. Sadece sporcularda yırtılmaz. Daha çok sporda yırtılır. Bunlar yüksek aktiviteli basketbol, futbol, oralarda hastalara gelen, sporculara gelen ters şeyler, hareketler pozisyonlarda yırtılabilmektedir. Fakat biraz önce söylemiştim ya, insan yaşlanırken dizler de yaşlanıyor. Evet. Menisküsler de yaşlanıyor. Gevrek bir hal alıyorlar. Dolayısıyla 45 yaşından sonra, 50 yaşından sonra özellikle basit bir çömelme hareketiyle bile menisküsler yırtılabiliyor. Dolayısıyla menisküsler sadece sporcu hastalığı değildir. Her yaştan insanlarda menisküs yırtığı görülebilir. Peki hocam, menisküs tedavisinde neler yapılıyor? Hangi yırtıklar ameliyat ediliyor? Hangi yırtıklar ameliyatsız tedavi protokolleriyle şifa bulundurabiliyor? Yani bu konuyla ilgili biraz açabilir miyiz menisküs? Çünkü olabildiğince sık karşılaşıyoruz. Evet. Hepimiz de risk altındayız. Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. 50 yaş altı menisküs yırtıklarını özellikle tedavi etmemiz gerekiyor. Yani hepsini tedavi etmemiz gerekiyor ama 50 yaş altındaki hastaları bizzat daha da önem vermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biraz önce söylemiştim ya, menisküsler dizin amortisörü. Onlardaki yaşanacak bir problem kıkırdaklarda bozulmaya yol açacaktır. Bu da daha büyük sorunlara yol açacaktır. Artroz dediğimiz. Onun için eğer grade 1-2 dediğimiz basit yırtıklar değilse menisküsteki yırtıklar, grade 1-2 ise 6 hafta istirahat, onun dışında ilaç tedavileriyle tedavisini yapabiliyoruz. Fakat grade 3-4 yırtıklarsa bu yırtıkları tedavi etmek gerekir ameliyatla. Öncelikle dikmeye çalışmak, özellikle gençlerde. Çünkü menisküs alınırsa bunlar kireçlemeye zemin hazırlıyor. Eğer dikilebilecek yerde değilse, yani biz eklem kapsülüne yakın menisküsleri dikmeye çalışıyoruz. Ama bir de eklemin içerisine yakın menisküsler, yırtıkları, yani bunlar kendilerini yenileme şansı olmadığı için dikilme şansı yok. Onları da ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca en az şekilde konturunu düzelterek alıyoruz. Parsiyel menisektomi dediğimiz, hani menisküsün tamamını değil de o yırtılan kısmını çıkartıyoruz. Bu tedavileri yapmamız gerekiyor gençlerde. Ama hasta 50 yaş üzeri ise, çok da bir şikayeti yoksa, atıyorum kilitlenmesi yoksa, çok fazla ağrısı yoksa, bu hastalara illaki ameliyat etmemiz şart değil. Hocam,
çapraz bağ ile ilgili de yırtıklar medyada duyuyoruz. Evet. Hastanemize başvurular oluyordur mutlaka. Evet. Ön çapraz bağ nedir? Ön çapraz bağ yaralanmaları kimlerde görülür? Biraz bununla ilgili konuşsak. Ön çapraz bağda yine diz anatomisine gelecek olursak, üst taraftaki uylu kemiği ile alt taraftaki baldır kemiğini birbirine bağlayan bağdır. Hı hı. Bu bağ dize güven hissini verir. Hı hı. Alt baldır kemiğinin öne kaçmasını, öne doğru yer değiştirmesini engelleyen bir bağdır. Hı hı. Ve en çok dizde yaralanan bağ ön çapraz bağ, ön çapraz bağdır. Dolayısıyla bu yırtıklar da çok önemlidir ve en çok sporcularda görülür. Menisküslerine zarar sporcularda çok daha fazla görülen şeydir. Yırtılma mekanizması da ayak sabitken, özellikle bu halı sahalarda, basketbol maçlarında, müsabakalarında ayak sabitken vücudun dönmesiyle oluşan yırtıklardır. Hastalar belki dizinden pat diye bir ses duyarlar. Onun sonrasında dizleri şişer. Bu durum olduysa sporcular bilsinler ki büyük oranda zaten çapraz bağ yırtığı gelişmiş demektir. Bunlar polikliniğe geldiklerinde dizlerine ilk başta dokundurtmazlar. MR'la teşhislerini koyabiliriz. Akut dönem dediğimiz bandaj tedavisi ve buz tedavisi ile bir iki hafta tedavi ettikten sonra ödemler geriler. Ve bu hastaları muayene ile daha rahat teşhislerini koyabiliriz. Dizde boşluk hissi olur. Ön çekmece testi dediğimiz hani alt taraftaki baldır kemiğinin ön tarafa doğru yer değiştirmesini çok rahat görebiliriz. Yani dizde güvensizlik olur. Yürürken, koşarken hastaların dizlerin boşa çıktığından bahsederler. Ön çapraz bağ yaralanması da budur. Hocam son bir soru sorup sonra kısa bir ara vermek istiyoruz. Ön çapraz bağ yaralanmalarının tedavisi nasıl olur hocam? Her ön çapraz bağ yırtığı ameliyat edilmeli midir? Ön çapraz bağ yırtığında da yine menisküste olduğu gibi genç hastalarda ön çapraz bağ yırtığı eşittir cerrahi tedavi. Hani ben en azından bu işle yakından ilgilenen birisi olarak öyle görüyorum. Çünkü genç hastalar sürekli hareketsiz kalmak istemeyecekler. Spor yapmak isteyecekler. Ki insan hareket eden bir varlıktır. Hareket edince, spor yapınca mutlu olan şeyler olduğumuz için bunların tedavi edilmesi, ameliyat edilmesi gerekiyor. Kimlerde ameliyat edilmez ön çapraz bağ? 50 yaş üzeri aktif olmayan, spor olarak sadece yürüyüş yapan, o da çok az miktarda. Ha, bu kişilerde ön çapraz bağ ameliyatı yapmaya gerek yok. Ama 50 yaş, özellikle 45 yaş altındaki kişilerde ön çapraz bağın rekonstrüksiyonu, yani tamiri muhakkak gereklidir. Neden gereklidir? Bu insanlar sürekli spor yapacağı için ya da hareket edeceği için o dizlerdeki boşluk zaman zaman dizin boşa çıkmasına, kıkırdakların birbirine sürterek aşınmaya, yani yine dedik ya o korktuğumuz hastalık gonartroza yol açacaktır. Onu engellemek için, onu nispeten engelleyebilmek için ön çapraz bağ ameliyatı gençlerde şarttır. Öneriliyor. Öneriyorum. Peki hocam, bir soru daha sorup daha sonra araya geçmek istiyorum. Ön çapraz bağ yaralanmaları sonrasında tedavi bittikten sonra ne zaman spora başlanabilmesi uygundur ya da ne zaman başlanabilir? Evet, güzel bir soru. Ön çapraz bağ ameliyatlarından sonra bir gün sonra hastalarımızı mobilize, yani koltuk değneğiyle yürütmeye başlıyoruz. Düz koşulara 3. ayda başlatıyoruz. Menisküs orada duruyor sağlam bir şekilde ama onun vücudun bir parçası olduğunu hissetmesi, yani o oyduğumuz kanallarda kanlanmasının olması için ortalama 6 aylık bir zaman gerekiyor. 6 ay sonra spora başlayabiliyor hastalarımız. Peki. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Değerli izleyenler,
Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanımız Mücahit İlhan hocamıza sorularımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sayın Hocam, kalça kireçlenmeleri bel sorunları ile karıştırılabilir mi? Bu durumda ne yapılmalı? Önce kalça kireçlemelerinden söz edeyim. Kalça kireçlemeleri de diz gibi belli sebepleri var. Bunlar yine romatizmal hastalıklar, yine sebebi belli olmayan osteoartritler dediğimiz, hani genetik faktörlerin etkili olduğu durumlar. Avasküler nekroz dediğimiz, halk arasında kalçası çürümüş derler mesela. Bunlar avasküler nekroz, oranın kanlanması bozuluyor. Ve femur başı işlevini yapamaz hale geliyor. Bu durumlar, onun dışında travma öyküsü, bunlar kalça kireçlemesinin belli başlı sebepleri. Buradaki ağrılar tabii ki bel sorunlarıyla karıştırılabiliyor. Çünkü hastalar her zaman ağrılarını tam olarak lokalize edemeyebiliyorlar. Bundan dolayı hasta tam ağrı yerini hekime gösteremediğinden dolayı hekimler nispeten bele yönlenebiliyorlar. Bu şekilde klinik pratikte de karşılaştığım bir sürü hasta var. Hastanın kalçasında koksarkozu var. Hani kalça kireçlemesi. Fakat hep beline yönlenilmiş. Bel MR'ları çekilmiş. Basit ufak fıtıkları ameliyat edilmiş hatta. Ama hasta buna rağmen rahatlayamamış olabiliyor. Neden? Çünkü hastanın kalçasına bakılmamış. Bu şekilde 5-6 tane hastam oldu. Bir tane röntgenle teşhisi koyuyoruz. Tedavisini yaparak bu sorundan hastalarımızı kurtarıyoruz. Harikasınız hocam. Peki kalça kireçlenmeleri ve bel sorunları ile ilgili bu tip tedavilerde neler yapılıyor hocam? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Evet. Kalça kireçlemesinde eğer son aşamaya gelindiyse, hani hasta topallamaya başladıysa, koltuk değneğiyle yürümeye başladıysa, ki bu en büyük belirtilerindendir ağrı dışında. Femur boyunu kısaldığı için hastalar bacak eşitsizliğinden dolayı büyük oranda toparlayarak gelirler polikliniğe. O aşamaya gelindiyse, gece uykularından uyandıran ağrılar başladıysa, o zaman hastalarımıza total kalça protezi uyguluyoruz. Yine yapay eklemler, o ağrı yapan yerleri alarak yapay eklemlerle hastaların ağrılarını kesip hayat konforunu artırabiliyoruz. Hocam peki bu kalça protezleri sadece kalça kireçlenmelerine mi yapılır? Biraz bunu anlatabilir misiniz protezlerle ilgili? Kalça protezleri sadece kalça kireçlemelerine yapılmıyor. Avasküler nekroz, biraz önce bahsettiğim baş çürümelerinde bazen baş çürümesiyle birlikte o kireçleme aşamasına gelinmeden hastalar ağrılara dayanamayabiliyor. Onun öncesinde yapılan tedaviler, girişimler yeterli kalmayabiliyor. Bu durumlarda da kalça protezleri yapılıyor. Onun dışındaki yaşlılardaki kalça kırıklarında, çünkü yaşlılarda osteoporoz dediğimiz kemik erimesi de olduğu için o femur boyun kırıklarının kaynama potansiyeli çok fazla olmuyor. Bu durumlarda da kalça protezi, yarım protez dediğimiz parsiyel kalça protezlerini uyguluyoruz. Hocam çocuklarda en sık rastladığımız ortopedik problemler nelerdir? Koruyucu hekimliğin öneminden biraz bahseder misiniz? Evet, bu da çok önemli bir konu. Çocuklarda en sık gördüğümüz ortopedik problemler doğumsal kalça çıkıkları ve çarpık ayaklardır. Bu ikisi de öyle rahatsızlıklardır ki ne kadar erken teşhis konursa tedavi, basit tedavilerle başarı oranı o kadar yüksektir. Örneğin çarpık ayaktan bahsedecek olursak, hatta biraz abartı gibi gelebilir ama bebek doğarken önce ayağı çıktıysa ayağından alçalamaya başlayın derler mesela. Çünkü tedavi ne kadar erken başlarsa bir alçalama tedavisiyle %100'e yakın başarı şansını elde edebiliyoruz. Yine kalça çıkığında da öyle. İlk 6 ayda kalça çıkığını tespit edebildiysek başarı şansımız oldukça yüksek. Harika. Basit bandajlarla. Harika. Evet. Ama 6 ayı geçtiyse iş karmaşıklaşıyor. Alçalamalar, gövde alçalamaları başlıyor. Bunlar hem aile hem de çocuk için ciddi sıkıntılar
oluşturabilen durumlar. Hele ki 9 ay hatta 1 yaşında geçtiyse cerrahi tedaviler gerekiyor. O küçücük çocuklarımız büyük ameliyatlar olmak zorunda kalabiliyorlar. Ve keşke bu ameliyatlar çözümü olsa ama olmuyor. Bunlar ileride koksartroz dediğimiz o kireçlenme rahatsızlığına zemin hazırlayan durumlar yani. %100 tedavi olamıyor. Çok nadir. Yani yeni doğan için 0-6 ay arası çok mühim, diyebiliriz. Aynen, çok mühim diyebiliriz. Hatta Sağlık Bakanlığı'nı bu konuda takdir ediyorum. Son zamanlarda bu konuyla alakalı işte ikinci ayda mesela kalça ultrasonları, kalça taramaları zorunlu hale geldi. Bunu yaptırmayan çok az sayıda aileler var. Ama %90'ın üzerindedir sanırım bu oran. Yaptırıyorlar. Erken dönemde teşhislerini koyuyoruz. Basit bandaj tedavisiyle büyük oranda tedavilerini yapabiliyoruz. Kaçanlar olabiliyor. Biz hatta şunu diyoruz ortopedi hekimleri olarak. İkinci ayda kalça taraması var ama biz bununla da yetinmeyip hastayı dördüncü, hani çocuğu 4-5 ay arasında tekrar kontrole çağırıyoruz. Bir tane kalça röntgeni bize kalça açılarını ölçmemize, baş çekirdeklerin gelişiminin ne durumda olduğu hakkındaki fikrimizin oluşmasına yardımcı oluyor. Bundan dolayı biz ortopedi hekimleri olarak 4-5 aylıkken de bu çocukları görüyoruz ve işimizi garantiye alıyoruz. Koruyucu hekimlik bu manada çok önemli. Hani Sağlık Bakanlığı da bunu gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor şu anda. Ben 10 sene önce Eğirdir'de ilk başladığım yıllarda haftada 3-4 tane kalça çıkığı ameliyatı yaparken son zamanlarda neredeyse yapmıyorum denecek kadar az. Yani bu işe yaramış, başarılı olunmuş yani. Çok güzel haberler bunlar. Evet. Hocam bu röntgen ve kalça çıkığı taramı sistemleri bebeğin canını yakmıyor değil mi? Yani çok kolay işlemler bunlar. Bebeğin canını yakmıyor. Bir tane röntgen, hafif bir radyasyon şeyi var ama bir tane çekiyoruz zaten fazla değil. Ondan hiçbir zararı yok yani. Ultrasonun zaten hiçbir zararı olmayan bir şey. Bebeğin canını da yakan bir şey değil. Sadece hastaneye gelip bunları yaptıracaklar çocuklar için. Çocukların geleceği için. Evet, evet kesinlikle hocam. Hocam travmalara bağlı kırıklar neden önemlidir? Acil tedavide neler yapılmalıdır? Travmalara bağlı kırıklar şu açıdan önemli. Eklemler ve kemiklerin etrafında tabii ki sinirler ve damar paketleri bulunuyor. Bunlar kırıklarla birlikte yaralanma potansiyelleri çok yüksek olan hayati yapılar. Onun için kırıkları bir an önce acil tedavisini yapıp, acil tedavisi derken eğer kırık deformite oluşturmuşsa bunu en azından traksiyon dediğimiz asılma işlemiyle dolaşımını rahatlatıyoruz. Ateli alıyoruz. Atel dediğimiz yarım alçılardır. Ateli alarak ödemi azaltmış oluyoruz. Buz uyguluyoruz. İlk tedavisinde bunları yapmamız gerekiyor zaten. Ondan sonra da yeni röntgenleriyle tekrar değerlendiriyoruz kırıkları. Eğer bu şekilde idare edebilecekse, hani bu şekilde kaynar diyorsak, o şekilde takip edip daha sonra alçılamalara geçiyoruz. Ama yok bu şekilde olmaz. Ameliyat gereken kırık bunlar diyorsak da bir an önce ameliyatlarını yapıp hastaları sağlığına kavuşturuyoruz. Burada vurgulamak istediğim nokta kırık cerrahisinde başarı oranını artıran şeylerin en başında kapalı kırık cerrahisi. Kapalı kırık cerrahisi dediğimiz şey kırık bölgeyi açmadan çivileme dediğimiz aletlerle ya da fiksatör dediğimiz dışarıdan tespitlerle kırığı açmadan yaptığımız tedaviler. Bunlar neden önemli? Çünkü kırık oluşur oluşmaz o bölgeye kanla kırığı iyileştirici faktörler hücum ediyor. Eğer biz eskiden çok yapmaktaydık, kırıkları açınca o faktörleri ortamdan uzaklaştırıyoruz. Doğal olarak hani kırığı iyileştirici faktörleri ortamdan uzaklaştırdığımız için kırık iyileşmesi gecikiyor. Ama bunu kapalı yöntemle yaparsak ki hastanemizde o şekilde yapıyoruz çoğunlukla. Kırıklardaki başarı şansını çok daha üst noktalara çıkartabiliyoruz. Hasta refahı açısından da kapalı yöntemler daha efektif gibi geliyor daha bana efektif. Hocam değil Hiç mi? Kimse tabii mesela bir femur kırığı dediğimiz
şu üst bacağın kırığında hiç kimse şu kadar bir açık yarası olmasını istemez. Evet. Bundan dolayı da çok efektif bir tedavi. Hı hı. Şu kadar bir giriş deliği var mesela femur çivilerinde. Hem estetik açıdan hem refah açısından. Aynen. Harika. Hem daha çabuk mobilizasyon dediğimiz, daha çabuk hareket, daha çabuk üzerine bastırma açısından çok daha önemli tabii ki. Hı hı. Peki hocam, şimdi halk arasındaki bir inanışa göre çıkık filmde görülmez. Çıkığı çıkıkçılar tedavi eder diye genelde bilinir. Gerçekten bu böyle midir? Evet, maalesef 21. yüzyılda olmamıza karşın bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz. Her hafta poliklinikte ben en az 3-4 tane kırık çıkıkçı vakası, hatta faciası görüyorum ki bütün ortopedist meslektaşlarımız da bunu görüyorlar. Çıkıklar kesinlikle filmlerde görülür. Basit bir röntgende çıkıkların %100'e yakını görülebilmektedir. Hekim bunu göremediyse bile oradaki ağrıdan, orada bir şey olduğundan şüphelenir, tomografilerini çektirir. Daha detaylı tetkikler isteyerek bunu net olarak teşhis edebilir. Ve çıkıkların tedavisini de hekimler yapmalı muhakkak. Çünkü eklem çevrelerinde damar sinir paketleri mevcut. Ve bu damar sinir paketleri bilinçsiz kişiler tarafından çıkık redüksiyonu yapılırken hasarlanabilir. Baskı altında bırakılabilir. Bu da tedavisi mümkün olmayan kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Hiç böyle bir vakanız oldu mu hocam? Yani oldu. Çıkıkçıya gidip de normalde daha halledilebilir bir vaka olup da çıkıkçıyla daha kalıcı bir sorun. Çok oldu. Özellikle şöyle vakalar çok oldu. Basit bir ayrılmamış kırık. Halk arasında bunlara çatlak diyoruz. Normalde bize gelse basit bir parmak ateliyle, bir bandajla tedavi edebilecekken bu çıkık deyip çıkıkçılar tarafından zorlanıyor ve tamamen ayrılmış hale getiriliyor. Eğer kişi hekime de gitmeyi ihmal ederse, geciktirirse oradaki sinirlere de harabiyet verebiliyor ve kalıcı sakatlıklar oluşabiliyor. Kalıcı sakatlıklar oluşmasa bile siz basit bir atelle tedavi edebileceğiniz şeyi ameliyatla tedavi etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani iş ve yolumuz uzuyor. Aynen, iş çığırından çıkıyor. Onun için burada vermek istediğim mesaj, kesinlikle çıkıklar filmlerde görülür. Çıkıklar ortopedi hekiminin işidir. Ortopedi hekimi tarafından tedavi edilmesi gerekir. Peki hocam, az önce de biraz bahsetmiş bulunduk. Obezite dedik. Tabii beslenme düzeni. Bunlar da çok tetikliyor. Tabii bunların tetiklemesiyle birlikte diyabet hastaları artıyor. Diyabetik ayaklardaki yaralarla kim ilgileniyor? Nasıl bir tedavi yaklaşımı yapılmalıdır? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi obezite çağımızın hastalığı. Buna paralel olarak da diyabet aynı oranda fazla bir şekilde görüyoruz. Diyabetin de en büyük komplikasyonlarından birisi bacaklardaki, ayak uçlarındaki diyabetik yaralar. Genelde bu hekimlerimiz tarafından ihmal ediliyor. Hastalar kendilerini tedavi ettirecek hekim bulamayabiliyorlar. Oraya gidiyor, bu benim işim değil deyip dahiliyeye gönderiliyor. İşte dahiliyeye gidiyor, bu bizim işimiz değil deyip kalp damar cerrahisine gönderiliyor. Hastalar bu arada heba oluyor resmen. Bu şekilde karşılaştığım bir sürü hasta var. Oysa ki diyabetik ayaklar bir an önce hastaneye yatırılarak iyi bir debritman, ve multidisipliner bir çalışma içerisinde endokrin, ortopedi, kalp damar cerrahisi bu grupların birlikte çalışması gereken hassas konulardan birisi. Eğer hızlı müdahaleler yapılırsa hasta ekstremitesini, uzuvlarını kurtarabiliyor. Ama bu ihmal edilirse ve tedavi gecikirse hasta ekstremitesini kaybedebiliyor. Bundan dolayı ortopedistlerin işidir bizzat. Ama multidisipliner dediğimiz diğer hekimlerle konsültasyon içerisinde olunacak bir enfeksiyon hastalıklarıyla özellikle de birlikte takip edilecek bir hasta grubudur. Peki hocam, bel ağrısı
Bizim genelde toplumumuzda, özellikle benim zannımca ve gözlemimce, evet, kadınlarımızda çok görülen bir sıkıntı olmakta. Bel ağrılarının sebepleri nelerdir hocam? Biraz bundan değinebilir miyiz? Ne tür tedavi protokolleri vardır? Evet. Bel ağrısı bizim de poliklinikte sıklıkla karşılaştığımız, hı-hı, bir grup hasta, bel ağrılı hastalar. Hı-hı. Bunun en büyük sebepleri beldeki ani hareketlerle oluşan miyofasyal spazm dediğimiz, hı-hı, omurga çevresindeki kasların, hı-hı, anormal derecede kasılması. Bununla birlikte belde düzleşme dediğimiz şey de oluşuyor. Tabii bu durumda belden çıkan sinirler etkilendiği için bunlar bel ağrılarına, bacaklarda güçsüzlüğe, bacaklarda uyuşukluğa sebep olabiliyorlar. Bunların öncelikli bir röntgen ve iyi bir anamnez alınarak tedavileri hızlı bir şekilde yapılmalı. Hı hı. Yoksa kronikleşince bel düzleşmeleri, bel ağrılarının tedavisi güçleşiyor. Hı hı. Ama tabii hasta sizin verdiğiniz tedavi protokolüne uydu. Hı hı. Buna rağmen şikayetleri geçmediyse, hı hı, muhakkak bir MR tetkiki görmek gerekiyor. Hı hı. Burada neyi görmeyi amaçlıyoruz? Acaba belde bir fıtık mı var? Onun dışında belde herhangi bir kayma mı var? Hı hı. Bunları görmemiz gerekiyor. Ona göre de tedavisini planlamamız gerekiyor. Hı hı. Hocam bu çocuklarda çok sık rastlanabiliyor diye biliyorum. Evet. Okulda diyelim ki düşüyor, topuk kırığı, işte ayak bölümlerindeki kırıklarla ilgili nasıl protokoller uyguluyorsunuz? Biraz onlara değinebilir miyiz? Tabii okullarda çok sık böyle ayak burkulmaları, ayak bileği, evet, burkulmaları çok fazla görülüyor. Hı hı. Bunları tabii son zamanlarda okullarda sağlık danışanları, hemşireler bulunuyor. Hı hı. Bunlar ilk tedavilerini, hı hı, mümkün olduğunca yapıyorlar. Bunlar nedir? Akut tedavi dediğimiz bandaj tedavisi, buz, hı hı, tedavisi. Amaç ödemeyi azaltmak. Hı hı. Sonra bunu da biz hekimlere yönlendiriyorlar. Hı hı. Biz burada tetkiklerini yapıyoruz. Hı hı. Acaba bir kopma kırığı var mı? Ya da ayak bileğindeki bağlarda bir zedelenme olmuş mu? Hı hı. Bunları detaylı değerlendirerek, hı hı, tedavilerini ne gerekiyorsa yapıyoruz yani. Hı hı. Peki hocam, bu diyabetik ayaklar dedik. Evet. Diyabetin sizin bölümünüzle ilgili başka organlara verdiği zararlar nelerdir? Evet. Var mıdır bu tip zararlar ya da tahribatlar? Bununla ilgili neler demek istersiniz? Evet. Tabii ki diyabet tüm vücudu ilgilendiren bir rahatsızlık. Evet. Ayaklar dışında, ekstremiteler dışında gözleri etkiliyor, hı hı, böbrekleri etkiliyor. Hı hı. Onun için diyabetli bir hasta hastaneye yattıysa, hı hı, tüm konsültasyonlarının eksiksiz, hı hı, bir şekilde yapılması gerekiyor. Hı hı. Yani neredeyse tüm uzmanlık branşlarının, hı hı, bu hastaları görmesi gerekiyor. Hı hı. İşte multidisipliner yaklaşım diye de biz tam olarak da buna diyoruz zaten. Hı hı. Hocam acı ağrı eşiği yüksek kişilerce, evet, diyelim ki bir ayağında kırık ya da çıkık var. 3 gün sonra ne tür tepkiler verirse, ya diyelim ki bir düşme oldu ya da bir travmatik bir olay oldu, çarpma, evet, gibi. Ne tür etkiler verilirse kırık ya da çıkık olduğu tespit edilebiliyor. Çünkü bazı insanların hakikaten acı ağrı eşiği biraz yüksek olduğu için evet, ne tür tepkilerle biz sizlere başvuru yapmalıyız? Evet. Bu kırıklar alt ekstremitedeyse, yani bacaklardaysa, hı-hı, kişi zaten üzerine basamaz. Hı-hı. Yani basması, kırıklı bir ayağa basmasının mümkünü yok. Hı-hı. Ama bazen basit parmak kırıkları, hastalar ağrı eşiği yüksekse atlayabiliyor. Ya ufak bir ağrım var, geçer denebiliyor. Burada vurgulamak istediğim şey şu. Hı-hı. Bir yerde ağrı varsa, vücutta herhangi bir yerde ağrı varsa bir sıkıntı olabilme ihtimali muhakkak var demektir. Hı-hı. Ağrı acı varsa muhakkak bunun kaynağının araştırılması gerekir. Hani kırıklar ve çıkıklar ağrısız olmaz. Kişinin, hı hı, ağrı eşiği ne kadar yüksek olursa olsun, hı hı, illaki bir rahatsız edici bir ağrısı ya da sızısı muhakkak olur. Hı hı. Bunun için de ağrıları ihmal etmeyelim diyorum. Hı hı. Muhakkak
hekiminize başvuralım. Orada yapılacak tetkiklerle bunlar yol yakınken basit bir şekilde tedavi edilebilir. Diğer türlü problemler büyür ve işin içinden çıkılması zor bir hale gelebilir yani. Hocam bel ağrısı ve bel fıtığıyla bir takım o bölgedeki olan ağrılar karıştırılabiliyor demiştik. Evet, evet. Ben biraz bel fıtığı ve diğer bel ağrıları arasındaki daha ince ayrımları, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl oturmalıyız, bunu geciktirebilir miyiz? Biraz bunları sormak istiyorum size. Ben biraz önce de bel ve kalça ağrılarının, hani kalçadaki problemin belle karıştırıldığını söylemiştim. Hı hı. Bu aynı zamanda şeyle de alakalı, o bölgeden obturator sinir denen bir sinir geçiyor ve bu dize kadar gidiyor. Kalçadaki problemler, kalçada belirti vermeyip mesela dizde de belirti verebiliyor. Onun için kalçası ağrıyan bir hastanın belinin ve dizlerinin muhakkak değerlendirmesi gerekiyor. Ya da şöyle de diyebiliriz, dizi ağrıyan bir hastanın da tam tersi olarak kalça röntgeninin ve kalçasının muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. Hani bu ağrılar belden gelen ağrılar da olabilir, kalça kaynaklı ağrılar da olabilir. Bunları biz öncelikle net olarak şey yapmamız gerekiyor, ortaya koymamız gerekiyor ki tedavisini ona göre yapabilelim. Peki, sizden çok kıymetli bilgiler aldık. Son olarak ben size bir vatandaşın daha az ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvuruda bulunabilmesi için diyelim ki spor yaparken nelere dikkat etmeli, günlük otururken duruşu, postürü ya da hareketlerinde nelere dikkat etmeli, böyle biraz kısa bilgiler verebilirseniz bize çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. İsterseniz ben şuradan şey yapayım. Çağımızın hastalığı telefon ve tablet. Evet. Bunu son zamanlarda polikliniklerde de çok sık görüyoruz. Evet. Kamburluk sık görülmeye başladı son zamanlarda. Bunun en büyük sebebi çocuklarımızın sürekli tabletlerle, telefonlarla şu şekilde meşgul olmaları. Sonra ders çalışırken masaya tamamen kapaklanmaları. Bu hususlarda çocukları, ebeveynlerin uyarması gerekiyor. Ders çalışırken dik oturmaları, mümkün olduğunca telefonla ve tabletle uğraşmamaları, eğer uğraşacaklarsa bunun belli bir zaman dilimini geçmemesi gerektiğini ve bunu yaparken de yine dik oturmaları gerektiğini ebeveynlerin çocuklarına anlatmaları gerekiyor. Yoksa omurga eğrilikleri, kamburluklar çağımızın hastalığı olarak karşımıza çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Evet. Öncelikle size bu verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Umuyor ve biliyorum ki, inanıyorum ki hepimiz çok kıymetli veriler elde ettik bugün. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Size ve Kanal 3'e teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Bizi dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Esenlikler diliyoruz efendim.